Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir edebiyat dersiyle daha beraberiz. Hatırladığımız kadarıyla Cumhuriyet döneminde şiirin denemesini yapmıştık. Roman ve hikayenin denemesini yapmıştık. Geldik tiyatroyla öğretici metinlere. Eser özetleriyle ilgili zaten dolu dolu 100 soruda serisini yapmıştık. Yine eser özetlerinin özetleri niteliğinde 4 tane ders yapmıştık Servet-i Fünun. İşte Tanzimat dönemi, Milli Edebiyat Cumhuriyet dönemi ve genel bir eser özeti denemesi daha yapacağım. 70 soruluk bir eser özeti denemesi yapacağım. Size eser özetlerini boğacağım arkadaşlar. Dolu dolu artık eser özetlerini de tamamlamış olacağız. Şimdi öğretici ve tiyatro metinlerine geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Yine açıklama kısmına PDF olarak koydum. Önce siz çözersiniz. Bir ön bilgilerinizi görürsünüz. Ne durumda olduğunuzu görürsünüz. Daha sonra beraber çözeriz. İlk soruyla başlayalım. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Gayet kolay bir soru olduğunu nereden görürüm? İşte buralarda edebiyat yapıyor. Şunu şunu yapmış, bunu bunu yapmış. Halkçı tiyatro adını verdiği bu tür sahneyi bir ideolojinin propaganda aracı olarak kullanır. Seyircilerin kalbine değil kafasına seslenir. Türk edebiyatında Haldun Taner'in özellikle Keşanlı Ali Destanı adlı oyun bu türün ilk örneğidir. Neyin ilk örneğiydi? İlk epik tiyatromuzdu. Keşanlı Ali Destanı. Cevabım direkt ne oldu? Adana oldu. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gazete ve dergileriyle edebiyat dünyasına girmiş, daha sonra tarihsel içerikli oyunlar, tiyatrolar yazmış. Türkiye'nin toplumsal sorunlarını toplumlu bakış açısıyla anlatıyor. Gazeteciden Dost adlı oyununda basın dünyasını eleştiriyor. Şu çok önemli. Ben Devletim adlı oyununda yönetici vatandaş ilişkilerini irdeliyor. Ben Devletim adlı meşhur tiyatro oyunu kime aitti? Haluk Bilginer'in babası Recep Bilginer'e aitti. O yüzden cevabı ne diyeceğiz? Bursa diyeceğiz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu parçanın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Toplumumuzdaki geleneksel aile yapısının değişen ve modernleşen koşullar arasında ortadan kalktığını ele aldığı Gölgeler adlı oyunuyla tanınmıştır. Evet, Gölgeler adlı oyunu kim yazıyor arkadaşlar? Ahmet Muhip Dranas, Fahriye Abla adlı şiiriyle ünlü sanatçımız yazıyor. Cevaba ne dedik? Ceyhan dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Reis Bey, Sabır Taşı kimin eseriydi arkadaşlar? Behçet Kemal Çağlar'ın eseri miydi? Yoksa Şairler Sultanı unvanına sahip, Üstad unvanına sahip Necip Fazıl Kısaküre'ye mi aitti? Necip Fazıl Kısaküre'nin oyunları bunlar. Cevap çıktı bile. Yani birinci Edirne oldu cevap. Birinci cümlede yanlışlık var. Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı gibi eserler kime aitti? Ahmet Kutsi Tecer'in. Doğru. Dev Aynası Haldun Taner'in bir oyunu. Ahmet Turan Oflazoğlu konularını Türk tarihinden alan oyunlar yazar. Evet. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun yaygın konularından biri de tabii ki de gündelik hayat olacak. Cevabı birinci cümlede yanlış kullanmış dedik. Edirne'yi işaretledik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Numaralanmış eserlerden hangileri aynı yazara aittir diyor. Hangileri? Bakalım. Ah Şu Gençler kimindi arkadaşlar? Turgut Özakman'ın eseriydi. Turgut Özakman. Midas'ın Kulakları meşhur bir eser. Bunu bilmemiz lazım zaten. Güngör Dilmen'e ait bir eserdi. Buzlar Çözülmeden kimindi? Cevat Fehmi Başkut'un eseriydi. Sarı Naciye kimindi arkadaşlar? O da Recep Bilginer'indi. Zaten Ben Devletim'le Sarı Naciye en önemli eserleri. Bunların sorulma olasılığı yüksek. Sarı Pınar 1914 kimindi? O da Turgut Özakman'ın eseriydi. O halde baktığımızda hangi ikisi aynı? 1 ile 5 aynı yazara ait. Cevaba ne diyelim? Ceyhan diyelim.
Hemen diğer sorumuza geçtiğimizde bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor bakalım. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda Batı modeli benimsenmiş, gerek tiyatronun kurumsallaşması gerekse oyun yazarlığın gelişmesi bakımından önemli yenilikler gerçekleşmez mi? Gerçekleşmez. Cumhuriyet döneminde her alanda yenilikler olduğu gibi tiyatroda da yenilikler olacak. Musaipzade Celal'in 1927'de Darülbedai'nin başına geçmesiyle tiyatromuzda yeni bir dönem başlamıştı. Arkadaşlar Musaipzade Celal hangi dönemdeydi? Milli Edebiyat dönemindeki önemli tiyatrocuydu. 1927'de Darülbedai'nin başına kim geçsin? Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçısı kimdir arkadaşlar? Tiyatroya önemli katkıları olan Muhsin Ertuğrul'dur. Cevap kesinlikle 2 olacak, yani Edirne. Yerli oyun yazarları teşvik ediliyor. İzleyiciye sunulan çağdaş çeviri oyunları, sahneleme, oyunculuk, dekor kullanımı, güncel anlayış kullanılıyor. Milli Edebiyat dönemi tiyatro yazarlarından bir kısmı Cumhuriyet döneminde de eser veriyor. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli şuurun öne çıktığı idealist oyunlar yazılıyor. Neden? Kurtuluş Savaşı yeni kazanılmış arkadaşlar. Milli şuur tabii ki de verilecek. O yüzden cevaba Edirne dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıda bir bölümü verilen Hürrem Sultan adlı oyun aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Hürrem Sultan adlı oyundan bir bölüm vermiş. Zaten biz Hürrem Sultan adlı oyunun kime ait olduğunu biliyoruz. Çok 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 meşhur bir eser sorulabilir. Orhan Asena'nın eseri Hürrem Sultan. Cevaba ne dedik? Bursa dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor bakalım. Cevat Fehmi Başkut, Paydos adlı oyunu dar gelirlerin yaşamını anlatıyor. Soygun adlı oyunda namus kavramının gerçekliğini yitirişini anlatıyor. Küçük şehirde yine Cevat Fehmi Başkut'un kasaba kaymakamının gerçekleri görerek İstanbul'a gitmekten vazgeçmesini anlatıyor. Daha sonra baktığımızda Cengiz Han'ın bisikletinde ise hayal kırıklığına uğrayan bir kişinin bunalımlarını anlatıyor. Peki arkadaşlar Cengiz Han'ın bisikleti Cevat Fehmi Başkut'a mı ait? Kimin eseri o? Refik Erduran'ın eseri. Kesinlikle buradaki bilgi yanlış. Cevabı ne dedik? Edirne dedik. Yukarıda parçada söz edilen tiyatro yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım neden bahsetmişler. Köşebaşı yazarın en önemli ve en meşhur eseridir. Bir mahallenin 24 saatlik hayatında ölüm, doğum, evlenme gibi önemli olaylarıyla dostluk, vefa, sadakat gibi duyguların dile getirildiği geleneksel tiyatromuzdan da başarıyla yararlanmış bir tiyatro eseridir. Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu gibi eserlerin yazarı kimdi arkadaşlar? Ahmet Kutsi Tecer'de. Cevaba ne dedik? Ceyhan dedik. Hemen geçelim bir diğer eserimize, sorumuza. Tanıtılan yazar hangisidir diyor. Cumhuriyet dönemi oyun yazarlarındandır. Yazar geleneğimizin az bildiği trajedi türündeki eserlerinde özellikle tarihimizden aldığı konuları işliyor. Yazarın konusunu özellikle Osmanlı tarihinden aldığı ilk oyunu var. Deli İbrahim, bu çok meşhurdur. 4. Murat Genç, Osman ve Kösem Sultan adlı oyunu da çok meşhurdur. Şu iki eseri zaten görünce hemen aklıma kim gelecek? Turan Oflazoğlu gelecek. Cevabı ne dedik? Bursa dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıda parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dışlanmış kişilerin topluma uyum sağlayamamasını anlatacak. Güneşte 10 kişi, ocak, paramparça komşularımız bu konuda aile yaşamını anlatacakmış. Şu oyunu çok önemli. Pembe Evin Kaderi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kaneviçe yine meşhur eserlerinden biri. Duvarın ötesi, adamlar daha ne versin? Neredeyse bütün eserlerini verdi. Kime ait eserler bunlar arkadaşlar? Turgut Özakman. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Adana diyeceğiz. Ve artık tiyatro ile ilgili son sorumuza geçelim. Sonra öğretici metinlerle ilgili, Cumhuriyet dönemi öğretici metinleriyle ilgili sorularımıza bakalım. Yine bilgi yanlışı yapılmıştır diye bir soru karşımızda. Bakalım. Cumhuriyet dönemi tiyatrolarında konularını kapalı bir toplum olan, köyden alan ve kendi kurallarına göre yaşayan köylülerin hayatından kesitler
veren örnekler Faruk Nafiz Şamlıbel'in Canavarı Var mıydı? Vardı. Eseriyle başlamıştır diyebiliriz. Cahit Atay'ın Karaların Mehmetleri Var. Doğru. Orhan Asena'nın Fadik Kızı Var. Bu da doğru. Turan Aflazoğlu'nun yine Keziban adlı eseri var mı? Var. Recep Bilginer'in Bir Kilo Namusu. Köy hayatını anlatan tiyatro metinleri arasında sayılır. Arkadaşlar Bir Kilo Namus Recep Bilginer'e mi ait yoksa Refik Erduran'a mı ait? Refik Erduran'ın eseri bu. Bir Kilo Namus Refik Erduran'ın eseri. Kızıyla, üvey evladıyla evlenen bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta Türkiye'de evlenemiyordu, dava açılıyordu, yurt dışında evleniyordu. Refik Erduran cevabımız ne oldu? Edirne diyeceğiz. Böyle ilginç yanlar da var. Hemen geçelim bir diğer sorumuza ve artık arkadaşlar geldik öğretici metinlere. Şimdi ilk sorumuz neymiş? Hemen bakalım. Kalemimi seçeyim. Bu parçada adı geçen yazarlardan birine ait değildir diyor. Hangisi? Bakalım. Deneme Türk Edebiyatı'nda Cumhuriyet döneminde gelişmiş ve yetkinliğe ulaşmış bir yazı türüdür. Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Cemil Meriç, Sabahattin Eyüboğlu bu türün başarılı örneklerini vermiş mi? Vermiş. Hangisinde bu parçada adı geçen yazarlardan birine ait eserleri soruyor. Şimdi kimmiş yazarlar? Nurullah Ataç, Suud Kemal, Cemil Meriç, Sabahattin Eyüboğlu. Şimdi arkadaşlar Nesillerin Ruhu kime ait bir eserdir? Mehmet Kaplan'a ait bir eserdir. Nesillerin Ruhu. Tamam. Bu ülke zaten Cemil Meriç'in çok 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 meşhur bir eseri. Bunu zaten adımız gibi bilmeliyiz. Deneme deyince, modern anlamda deneme deyince kim geliyor aklımıza arkadaşlar? Nurullah Ataç gelmiyor mu? Önce ne yapsın o? Günlerin getirdiğini yazsın mı yazsın. Nurullah Ataç. Mavi ve Kara kimin eseriydi? Sabahattin Eyüboğlu. Peki arkadaşlar günlerin götürdüğü pek anlaşamadığı bir karakter Nurullah Ataç'la Suud Kemal Yetkin anlaşamaz. Bakın Nurullah Ataç günlerin getirdiğini yazacak. Suud Kemal Yetkin de neyi yazsın? Günlerin götürdüğünü yazsın. Daha sonra Asım Bezici de neyi yazacak? Günlerin getirdiği götürdüğünü yazacak. Hangisi burada verilmemiş? Mehmet Kaplan'a yer verilmemiş. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Adana diyeceğiz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet'ten sonraki Türk gezi edebiyatının oluşumunda çok önemli yeri vardır. Türkçeyi yalın duru şekilde kullanır. Atatürk'ün yakınında bulunmuş, pek çok tarihi olaya tanıklık etmiş. Aynen arkadaşlar Ata. Bakın şuradan aklınıza kalsın. Atatürk'ün çok yakın arkadaşıdır. Gezi yazısı türündeki birçok yapıtında Türkiye ile diğer ülkeler arasında karşılaştırmalar yapıyor. Bir sürü gezi yazısı var. Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Taymis Kıyıları gibi gidiyor. Dolayısıyla kim yazmış bunları? Falih Rıfkı Atay. Cevabı ne diyeceğiz? Adana diyeceğiz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bakın burada da ben hemen bir meşhur eser gördüm. Oradan çıkartacağız zaten cevabı. Tezatların şaşırtıcı havasından, ilginç kıyaslamalarından, şundan bundan etkilenmiş, gezi türü yazmış diyor, edebiyat yapıyor. Şu liseler için ders kitabı olarak hazırlattığı Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı kitabı çok önemli arkadaşlar, çok ilgi gördü. Onun büyük çalışması da Batı ile kültür sanatını oluşturan falan Avrupa Edebiyatı ve Biz adlı iki ciltlik eseri ama şu eser çok önemli arkadaşlar. Bu verilebilir. Yazarı kim? İsmail Habib. Sevük cevaba ne diyeceğiz? Edirne diyeceğiz. Evet hemen bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki yargılardan doğru olanın yanına doğru, yanlış olanın yanına yanlış yazıldığında doğru sıralama hangisi olur bakalım. Cumhuriyet döneminde günlük türünde yayımlanan eserlerden biri de günlük adıyla Ahmet Kabaklı'ya. Ahmet Kabaklı mı yazmış arkadaşlar günlük? Adıyla bir eser yazmıştı. Kim o? Salah Birsel olacaktı. Bu kesinlikle yanlış bilgi. Şuraya Y yazıyorum. Cumhuriyet döneminde mülakat türünün ilk örneklerini daha önceki denemelerde de sorularda vermiştim. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki adlı eseri var. Hatta Atatürk'le de yine aynı şekilde röportaj mülakat yapmıştı. Bu doğru bir bilgi. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Anadolu Notları adlı eseri Anadolu'nun önemli örneklerinden. Arkadaşlar Anadolu Notları'na
Abdülhak Şinasi Hisar mı yazacaktı yoksa Reşat Nuri Güntekin mi yazacaktı? Reşat Nuri'nin eserinden bahsediyoruz. Bu da yanlıştır. Yanlış doğru yanlış şekline gideceğiz. Yanlış doğru yanlış evet. Ceyhan'la gördüm. Cevabı ne diyelim? Ceyhan diyelim. Evet, hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu parçada numaralanmış eserlerin hangisi söze edilen yazara ait değildir? Nurullah Ataç yazmaya Yahya Kemal Beyatlı'nın yönettiği Dergah dergisinde yayımlanan yazılarıyla başlamış. Daha sonra yalnızca deneme ve eleştiri türünde ürünler verdi. Çeviriler yaptı zaten deneme ve eleştiri deyince. Özellikle Nurullah Ataç aklımıza geliyor. Eleştirmenin okura sezinleyemediği güzellikleri tanıtması gerektiğini sundu. Kendi türettiği sözcükleri, devrik tümceleri ve kendine özgü biçimiyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele aldı. Günlerin getirdiği onundu. Daha önce söyledim. Sözden söze, karalama defteri, Prospero ile Caliban, onu yine o Nurullah Ataç yazıyor. Ancak Mağaradakiler çok meşhur bir eserdir arkadaşlar. Mağaradakiler kimin eseriydi? Cemil Meriç'in eseri. Sen nasıl Nurullah Ataç'ın dersin? O yüzden 5. cümledeki bilgi yanlış. Cevabı ne diyeceğiz? Edirne diyeceğiz. Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi karşısındaki sanatçıya ait değil diye bir soru bakalım. Bir Sürgünün Anıları Aziz Nesin'e ait bir eserdir. Doğru. Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Times Kıyıları gibi gezi yazıları yazmıyor muydu Fahri Rıfkı Atay? Doğru. Yine aynı şekilde Yusuf Ziya Ortaç'ın da Göz Ucuyla Avrupa adlı eseri var mı? Doğru. Peki Eşref Saat arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'in mi? Reşat Nuri'nin böyle bir eserini duydunuz mu? Ben hiç duymadım. Çünkü Eşref Saat kimin eseri? Şevket Rado'nun eseri olacak. Cevap kesinlikle Denizli. Beşşehir'de yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri. O yüzden cevabı ne dedik? Denizli dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Burada neyi soruyor bize? Cumhuriyet dönemi öğretici metinleriyle ilgili hangisi söylenemez bakalım. Bilgi vermek, açıklama yapmak, bir takım gerçekleri açığa çıkarmak amacıyla yazılması mı? Tabii yazılır. Neden yazılmasın ki? Açıklayıcı, öğretici anlatım türleriyle örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlansınlar mı? Tabii yararlanırlar. Objektiflikten uzak, bireyin iç dünyasını dile getiren bireysel konulara yer verilmiş. Toplumsal konulara hiç yer verilmiyor mu arkadaşlar öğretici metinlerde? Yer veriliyor tabii, toplumun da bilgilendirilmesi isteniyor. Kesinlikle sadece işte bireyin iç dünyasını dile getiren bireysel konulara yer verilmiş diyemeyiz. Cevap Ceyhan. Anlatım açık duru olacak. Cumhuriyet dönemindeyiz. Sade bir dil kullanılsın. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark ortaya çıksın. Milli edebiyattan beri gelen bu fark ne oluyor? Cumhuriyet döneminde de ortadan kaldırılıyor. O yüzden cevaba rahatlıkla Ceyhan diyebiliriz. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen türlerle eşleştirilemez? Bakalım. Bu ülke arkadaşlar kimin? Cemil Meriç'in meşhur bir denemesi mi? Evet. Yine baktığımızda Tuna'dan Batı'ya adlı eserde gezi yazısı mı arkadaşlar? Evet, bu da doğru bir bilgi. Bizim Yokuş Yusuf Ziya Ortaç'ın anı türünde bir eseri mi? Bu da doğru. Eşref Saat Şevket Rado'nun eseri miydi? Bu da doğru. Sohbet. Bizim Akdeniz peki kimin eseriydi? Falih Rıfkı Atay'ın. Peki arkadaşlar Fahri Rıfkı Atay gezi yazısı türünde yazmadı mı bu eseri? Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Times Kıyıları gibi eseri gezi yazısı türündeki bir eserdi. Dolayısıyla sen buna nasıl makale dersin diyemezsin. O yüzden cevabı ne dedik? Edirne dedik. Şöyle hemen işaretleyelim. Bu arada Tuna'dan Batı'ya da kimindi? İsmail Habip Sevimli. Zaten daha önce derslerimizde bunu da söylemiştik. Bir soru çözmüştüm diye hatırlıyorum. Hemen bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisine bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlamasıyla makale türü ortaya çıkmaz mı? Ve tercüman ahval mukaddimesi, şinasi gazetelerde yayımlanmaz mı? Makaleler. İlk makale de onundu. Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu eserlerini yazınımızda, edebiyatımızda deneme türünün gelişmesinde önemli rol oynamaz mı? Tabii ki de oynayacak.
O kadar eser vermişler. Şinasi'nin tercüman ahvali zaten az önce söylemiştim. Bu da doğru bir bilgi. Cumhuriyet döneminde gezi türünde yazılmış önemli eserlerden biri olan Avrupa'da bir Cevelan Fali Rıfkı Atay. Şimdi bu gezi yazısı türünde mi? Evet, gezi. Ancak Fali Rıfkı Atay'ın mı arkadaşlar bu eser? Tuna kıyıları, Taymiz kıyıları, Bizim Akdeniz gibi gezi yazıları var. Bu eseri kim yazacak? Ahmet Mithat Efendi yazacak. Fali Rıfkı Atay yazmayacak. Cevap kesinlikle Denizli. Kimi yazarlar gezi izlenimlerini aralıklı olarak dostlarına yazdıkları mektuplarda anlatmışlar. Cenab-ı Şahabettin Avrupa mektupları da buna örnek olarak alınabilir. O yüzden cevabı ne dedik? Denizli dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki yazar eser türü eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. Azra Erhat Mavi Yolculuk gezi yazısı türündeki bir eser mi? Aynen öyle, doğru bilgi. Sabahattin Ayıboğlu'nun denemesi vardı Mavi ve Kara, doğru. Suud Kemal Yetkin günlerin götürdüğünü yazıyordu. Nurullah Taç getirdiğini yazmıştı hatırlıyorsanız deneme türünde, bu da doğru. Fali Rıfkı Atay'ın Çankaya, Zeytin Dağı gibi ana türünde eserleri var mıydı? Vardı, doğru. Abdülhak Şinasihisar tamam, Boğaziçi'ni falan yazar, hep İstanbul'u yazar da. Gezi yazısı türünde bir eseri miydi yoksa gençlik yıllarını, çocukluk yıllarını anlattığı hatıra türünde bir eser miydi bu? Hatıra türünde eserdi. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Denizli diyeceğiz. Adam gezmemiş yani Boğaziçi'ni. Zaten orada oturuyor. Hani gezmiştirdir de yani orada oturduğu anılarını yazdığı bir eserinden bahsediyoruz değil mi? Evet. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Kolay bir soru olmuş. Keşke şu şehirleri vermeseydi. Çok kolay soru oldu. Büyük bir denemeci olan Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum anlattığı örneği edebiyatımızda bulunmayan müstesna eserin adı. Beş Şehir adlı eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bunu nasıl soruyorlar? Gezi yazısı türündedir diye soruyorlar arkadaşlar. Dikkat! Gezi yazısı türünde değil. Hani bir deneme olarak ele almış Ahmet Hamdi Tanpınar bu eseri. Lütfen buna dikkat edin. Özellikle bu şekilde sorarlar. Tamam, bu kolay bir soru oldu. Bunu zaten yaparız. Ve arkadaşlar artık geçelim 24. ve son sorumuza. Ne diyor? Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisi ikinci gruptaki yazarlardan herhangi biriyle eşleştirilemez diyor. Bakalım. Şimdi Mavi Anadolu kimin eseriydi arkadaşlar? Azra Erhat'ın değil miydi? Aynen öyle. Doğru bir bilgi. Düşsem Yollara Yollara da Haldun Taner'e ait bir eserdir. Şöyle eşleştirdim. Abbas Yolcu Attila İlhan'ın eseriydi. Tamam. Anadolu notlarında kim yazacaktı? Reşat Nuri Güntekin yazsın mı? Yazsın. Geriye Fali Rıfkı Atay'ın Bizim Akdeniz'i kalıyor. Boşlukta kaldı. O yüzden cevabı ne diyelim? Edirne diyelim. Evet arkadaşlar, bir dersimizi daha burada bitirdik. Kolay bir deneme oldu. Böyle antrenman niteliğinde deneme oldu. Ama soru gelirse muhtemelen bu tarz meşhur eserlerden gelecektir diye tahmin ediyorum. Çok da böyle aşırı zorlayacaklarını tahmin etmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? Eksiklerimiz varsa, çok çalışmadıysak, ufak böyle bir kitap karıştırsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir ya da iki soru gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, bir başka dersimizde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.